UNESCO tarafından gastronomi dalında yaratıcı şehirler ağına dahil edilen Gaziantep mutfağı, lezzette etkili olan ve sunumda görsel şölen sunan bakır kaplarda sofraları süslüyor. UNESCO tarafından gastronomi dalında yaratıcı şehirler ağına dahil edilen Gaziantep mutfağının vazgeçilmezi bakır tabak, kazan ve servis ekipmanları hem yemeğe lezzet katıyor hem de görselliğiyle sofraları süslüyor. Gaziantep mutfağı ve yemekleriyle olduğu kadar bakırlarıyla da adından söz ettiriyor. Özellikle yemek programlarında ve dizi filmlerde bakır eşyalarda pişirilen yemekleri gören vatandaşların eski yıllardaki gibi bakıra karşı ilgisi de artıyor. Son zamanlar olarak değil, biz zaten yetişme zamanımızda da tencere yapıyorduk. Bir dönem işte mutfaklardan çıktı. Bu turistik amaçlı işte paşa mangalı, şu bunlara döndü. Tekrar bakırın sağlığı açısından mutfaklara döndük. Biz yıllarca hep konuştuk. Dedik ki ya dünyanın en sağlıklı madeni bakır. Ya nereden başkan dediler, geçmişimize dön dedik. Hepsi yüz yaşamış dedik. Yani böyle yola çıktık. Şimdi uzmanlarımız da artık bakırı tercih ediyor. Neden? Bakın ben bir Hollanda'ya su matarası yaptım. Şimdi Hollanda'ya su matarası satıyoruz. Ne diyor uzmanlar? Biz toprak kapacağım kalaylı bakır diyor. Bunların iletkeni, en iletkeni bakırdır. Bakın bütün lüks lokantalarımıza bakın, dünya gündemine bakın, hepsi bakıra. Biz bir de bakırcılık yapmıyoruz. Bak hem mutfaktayız, hem saraydayız, her yerdeyiz biz. Mesela gidin, bazen hep konuşmamda şunu derim. Devlet büyüklerinin gidin bütün dünyada, bizim yaptığımız ürünler baş köşede. Bütün odalarında baş köşede duruyor. Yani bunları ayçiçek, soya, margarin yağları diyetinizden çıkartıp bundan ya tereyağı, kuyruk yağı, iç yağı, zeytin. Bunları demedim, iç yağı damarlar tıkar diye. Doğal şeyden uzaklaştık. Doğal bakırın anası da belli, babası da belli, dedesi de belli. Geçmiş insanlık tarihine yansıyan bir zanaatı yapıyoruz. Neyin biz şey hesabını yapıyoruz ki? İnsanlık tarihine bunların hepsi bakırda yemek yemiş. Bunların hepsi bakırı. Kalay, kalay vücutta antibiyotik görevi görüyor. Zaten işte ateşe girmeyen şeylerde bir sefer kalaylattığı zaman kalaya ihtiyaç yok bir daha. Ateşe giren ürünlerimizde de 3-4 yılda bir bakım için kalaylatın.